arkadaşlar var aramızda. Ben hematoloji uzmanıyım arkadaşlar. Uzunca bir sürede de Primer Plus'ta işte dahiliye derslerini anlatıyoruz. Umarım kamp sizin için faydalı geçer. Kampta yani tabii ki TUS'ta çıkabilecek sorular var ama bazıları da böyle TUS'ta öğreticiliği arttırmak üzere olacak. Yani birkaç tane soruda mesela göreceksiniz ya böyle bir soru çıkar mı TUS'ta vesaire. Hani çıkmayacağını biz de biliyoruz ama ona benzer sorular çıkabileceği için koruma ihtiyacı hissettiğimiz sorular var arasında. Yandal sorularından esinlendiğimiz sorular var. Çünkü hepinizin de bildiği gibi arkadaşlar özellikle son 4-5 senedir işte Yandal'la TUS arasında paralellikler olmakta. Yandal'da çıkan soru birkaç yıl sonra ya da hatta diğer sınavda belki hemen olacak şekilde TUS'ta çıkmakta. Hatta TUS'ta bir önceki sınav çıkan sorunun da Yandal'da çıktığını görebiliyoruz. Dahiliye sorularının geneline bakacak olursak yine son 4-5 yıl üzerinde konuşacak olursak çünkü son 4-5 yılda gerçekten tekniğin değiştiğini görüyoruz arkadaşlar sınavda. Eski sorular gibi değil. Özellikle yabancı sınavlara hazırlanan arkadaşlar belki olabilir aranızda PLAP'tır, MRCP'dir, işte USMLE'dir vesaire. Onlardan çok daha zor soruların geldiğini görüyorsunuz. Bu sadece dahiliye üzerinde değil, diğer bütün dersler üzerinde arkadaşlar. TUS gerçekten hani hep bir geyik vardır dünyanın en zor ikinci sınavı diye. Dünyanın en zor sınavlarından bir tanesi gerçekten. O yüzden yani belki bir pratisyen hekimin ömrü boyunca kullanmayacağı bilgilerin çok fazla sorgulandığını görüyoruz vesaire. Yani yıllar yılı zaten TUS böyle yapıyor bu işi. Ve belirleyici olan soruların da genellikle vaka soruları olduğunu görüyoruz. Vaka sorularında da değişimler var. Çünkü vaka soruları artık iki aşamalı sorular olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani konuya tam hakimiyet gerektiren sorular oluyor. Bunu belki sürekli tekrarlıyorum. Dönem dersine giren arkadaşlar daha aşinadır bunlara. Ama tam bir hakimiyet gerekecek. Önce teşhisi ya da tanıyı koymanızı istiyor. Sonra uygun tedavi ya da buna yönelik seçilecek işte en uygun tetkik nedir vesaire gibi iki aşamalı çözmesi gerçekten zor. Öyle eskisi gibi spot bilgilerle yapılamayacak sorular olduğunu görüyoruz arkadaşlar dahiliye sorularını. Bu yüzden TUS istatistiklerine de bakacak olursak gerçekten standart sapması en yüksek soruların genellikle dahiliyeden geldiğini görüyoruz. Çünkü bu vaka sorularının belirleyiciliği yüksek oluyor, yapılma oranı düşük oluyor. Dolayısıyla standart sapma açısından, puan açısından da sizin için değerli. Çünkü TUS her zaman için bildiğiniz gibi bir sıralama sınavı arkadaşlar. Şimdi son zamanlarda tabii geriatri sorularının da artık normale bindiğini görüyoruz. Hani geriatride bir vaka sorusu gelmeyeceği için bizim vaka kampımızda geriatri sorusu yok ama özellikle son 3 sınavdır gördüğünüz gibi net bir şekilde çok net bir şekilde geriatri sorusunun geldiğini artık görüyoruz arkadaşlar. Bazı sınavlarda bu geriatri sorusu küçük stajyer sorusu olarak algılanabiliyor sizin tarafınızdan. Hayır, dahiliyeden artık net bir şekilde, standart bir şekilde geriatri sorusu da soruyorlar. Şimdi vaka kampına yavaş yavaş başlayalım. Arada yine sohbetlerimize devam ederiz arkadaşlar. Vaka kampını biz endokrinoloji ile başlatıyoruz. Sağ altta biliyorsunuz sohbet modülü var. Tabii tabletten ya da telefondan gelen arkadaşlar için farklı olabilir ama sohbet modülünü görüyorsunuzdur. Oradan dersin bütünlüğünü bozmayacak şekilde soruları sorabilirsiniz. Vaka kampında biraz hızlı ilerlememiz gerektiği için hani bu konuya biraz özen göstermenizi ben rica ediyorum. Ama ara verdiğimizde genellikle 50 dakika ya da 60 dakika işleyip bir 10-15 dakika mola şeklinde gidiyor arkadaşlar bizim dersler. O molalarda yazdığınız soruları diğer oturumun başında cevaplayarak işe de başlayabiliriz. Bu şekilde dersin konu bütünlüğünü bozmamış oluruz diye düşünüyorum. Evet, bu kadar geyik yeter arkadaşlar. Şimdi endokrinoloji sorularıyla isterseniz başlayalım. Seste, görüntüde bir problem yok herhalde. Evet, 24 yaşında kadın hasta arkadaşlar. TUS'ta çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Genç bir kadın hasta galaktore ile geliyor. Galaktore işte memeden süt benzeri sıvının gelmesi arkadaşlar. Bir de üstüne üstlük adet düzensizliği var hastanın. Aslında direkt bu ikisini söyleyerekten hemen zaten bu hastada teşhisin ne olduğunu koymuş oluyoruz aslına bakarsanız. Ne olması çok muhtemeldir bu hastada? Sohbet modülüne yazabilirsiniz interaktif olması açısından. Galaktore ve adet düzensizliği var değil mi? Yani prolaktinoma olması şart değil ama bir prolaktin yüksekliği var bu hastada. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Hiperprolaktinemi diyoruz. Tabii ki hiperprolaktineminin sebeplerinden bir tanesi prolaktinoma ama bu hastada büyük bir ihtimalle prolaktin yüksekliği var. Sonra demiş ki bana beta HCG'si negatif saptanan hastaya. Burası da yine kritik noktalardan bir tanesi. Çünkü ne demek istiyor burada bana? Hiperprolaktineminin fizyolojik nedenlerinden bir tanesini ekarte ettim demek istiyor. Yani hangisini? Gebeliği değil mi? Gebelik çünkü prolaktinin yükseldiği fizyolojik bir süreçtir. 3 ay önce başvurduğu psikiyatri bölümünce şizoafektif bozukluk tanısıyla risperidon başlandığı öğreniliyor. İşte arkadaşlar anahtar nokta bu. Bizden aslında bu soruda ilaçların prolaktin yüksekliği yapabileceğini, en sık hangi ilacın buna sebep olabileceğini vesaire bir özetini yapıyor gibi aslında soru. Baktığımızda serum prolaktin düzeyinin 90 olduğunu görüyoruz. Şimdi bu 90 lafı kritik bir laf. Niye kritik bir laf arkadaşlar? Çünkü şunu bilin. Prolaktinomalarda yani hipofiz adenomuna bağlı prolaktin yüksekliklerinde genellikle serum prolaktin düzeyi 200'ün üzerinde görülür. Yani epeyce yüksektir. Prolaktinin normal seviyesine bakacak olursak kabaca 20-25'in üzerinde olmaması lazım deriz arkadaşlar. 20-25 üzerinde olan prolaktin düzeyleri artık yüksek prolaktin düzeyleridir. Yani hiperprolaktinemidir. Prolaktini 90. Yani prolaktinomadan biraz uzaklaşıyorum.
Ve ne diyor zaten? Bana bir ilaç da söylemiş burada. Psikiyatri bölümünce de hastaya zaten risperidon başlandı. Öyle. Aslına bakarsanız artık taşlar yerine oturdu gibi diyebiliriz. Çünkü prolaktinoma olmayan ama hiperprolaktinemi yapan bir sebep arıyoruz ortada. Ve risperidon adlı ilacın da prolaktin yükselttiğini bilmemiz lazım bu soruyu yapabilmemiz için. Sonrasında soru bana devam ediyor ve serum kreatin değerinin normal olduğunu söylüyor değil mi? 1,2'ye kadar serum kreatin düzeyi normaldir. Kabaca erkek kadın böyle söyleyebiliriz. Niye bunu vermiş bana? Çünkü sistemik hastalıklardan arkadaşlar kronik böbrek hastalığı ya da kronik böbrek yetmezliği fizyolojik prolaktin yüksekliği yapan sebeplerden bir tanesidir. Bunu diyor Eckhart Tett diyor. Sonra TSH'ı da 2 demiş. TSH'ın normal değerleri kaç? 1 ila 4 arası genellikle. Tabii gebelikte vesaire eşikler değişiyor ama 1-4 arasının genellikle normal olduğunu varsayacaksınız. Çünkü TUS'ta arkadaşlar bazen laboratuvar değerlerinin normallerini parantez içerisinde verebiliyor ama bazen vermiyor. Hatta son yıllardaki sorulara bakacak olursak vaka sorularında genellikle laboratuvarların normal değerlerinin artık verilmediğini görüyoruz. Yani sizden temel bazı şeylerin normal değerlerini bilmenizi istiyor arkadaşlar TUS sınavı artık. Dolayısıyla ben bu soruyu hazırlarken hususi normal değerlerini parantez içerisinde yazmadım ki normalleri de gözden geçirelim diye. TSH'ın 2 olduğunu vermesi benim için neyi gösteriyor bu soruda? TSH'ın 2 olduğunu vermesi benim için gene hiperprolaktineminin fizyolojik sebeplerinden biri olan hipotiroidinin de ekarte edildiğini gösteriyor. Demek ki tiroid hastalıkları için tarama testimiz TSH. TSH normal sınırlardaysa bir tiroid patolojisi olmadığı varsayılır. Olmadığı anlamına gelmez ama varsayılır. O zaman bu hastada hiperprolaktineminin sebebini anlamak için aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılmalıdır diyor arkadaşlar. Öncelikle lafı da gene burada kritik noktalardan bir tanesi. Çünkü artık ben bu vaka sorusunda güzel bir şeyler kafama oturdu değil mi? Burada ben ne düşünüyorum? Hepimiz de bunu düşünmemiz lazım. İlaca bağlı hiperprolaktinemi durumunu düşünüyorum. İlaçlar birazdan listesini göreceğiz. Fizyolojik hiperprolaktinemi yapan sebeplerden bir tanesi bildiğiniz gibi çeşitli mekanizmalarla özellikle de dopaminerjik etkiyle arkadaşlar bunu yapıyorlar. Biliyorsunuz dopaminin prolaktin üzerinde bir negatif feedback etkisi var idi diğer ön hipofiz hormonlarından farklı olarak. Şimdi bu soru için cevaben ne dersiniz? Öncelikle lafının altını çizelim. Bravo. Bu soruda yapacağımız şey arkadaşlar endokrin polikliniğinde ben böyle bir hasta görsem risperidon tedavisini kesip 3 gün sonra prolaktin ölçümünü yaparım. Neden? Çünkü ilaca bağlı hiperprolaktineminin tanısını koyabilmeniz için arkadaşlar ilacı kesip 72 saat sonra prolaktin düzeyinin normale döndüğünü görmeniz lazım. Bu hastada risperidon tedavisini kestik. 3 gün sonra prolaktin düzeyi normale gelirse ilaca bağlı hiperprolaktinemi tanısını doğrulamış oluyoruz artık. Ama 3 gün sonra prolaktin düzeyi hala yüksek gelirse o zaman işte ilaca bağlı hiperprolaktinemi değil diğer nedenleri de arkadaşlar düşünmemiz lazım. Bir hafta sonra da ölçebiliriz. Tabii ki yani sonuçta prolaktinin yarı ömrü arkadaşlar burada önemli. 3 gün sonra kabaca prolaktin serumda normale döner ilacı kestikten sonra. O yüzden bir hafta sonra da tabii ki bakarız. Biz de hastanın mesela hasta 3 gün sonra gelemem diyor. Bir hafta sonra gelebilirim diyor. Tamam gel diyoruz yani. Ama klasik olarak 72 saatten sonra artık dopamin etkisinin kesildiğini bilmeniz lazım. Bu sorunun cevabı E. Peki diğer şıklara bakalım arkadaşlar. Diğer şıklar da aslında çok da yanlış değil değil mi? Dikkatinizi çekerse eğer. Hipofiz MR tabii ki bu hastaya isteyebilirim ama önceliklerim arasında değil. Eğer ki bu soruda bana serum prolaktin düzeyini 90 değil de örneğin 220 verseydi. Kafadan sallıyorum şu anda. O zaman bir hipofiz adenomu ya da bir prolaktinoma olasılığı çok daha kuvvetli olacaktı. Çünkü prolaktin seviyesi artık 200'ün üzerine çıkmış arkadaşlar. Demek ki prolaktin düzeyi prolaktinle alakalı soruları çözerken, algoritmaya yaklaşırken önemli. Burada 90 dediği için A şıkkı olmaz. Tabii ki ilerleyen basamaklarda ben hipofiz MR'ı isterim. Mesela risperidonu kesip 3 gün sonra prolaktini hala yüksek olarak görüyorsam diğer nedenlere baktıktan sonra hipofiz MR tabii ki çekmem lazım. Karaciğer fonksiyon testlerini istemek. Bu da aslında pek yanlış bir şık değil. Çünkü fizyolojik hiperprolaktinemi sebepleri arasında sistemik hastalıklara baktığımızda sirozun ya da kronik karaciğer hastalığının da olduğunu görüyoruz. Kabergolin tedavisine başlamak. Henüz daha tanıyı netleştirmedim arkadaşlar. Bu hastada tanı ne olursa olsun tabii ki bu hasta bir kabergolin tedavisi alacak. Çünkü hasta arkadaşlar nasıl? Semptomatik bir hasta. Yani galaktüresi ve adet düzensizliği olan bir hasta olduğu için her ne kadar prolaktin düzeyi çok yüksek gibi olmasa da arkadaşlar hastanın bu şikayetlerini düzeltmek adına biz kabergolin tedavisini bu hastaya zaten başlayacağız. Serum makroprolaktin ölçümü yapmak burada gerekli mi? Değil. Birazdan soruyla bunu da pekiştireceğiz arkadaşlar. Demek ki bu sorunun cevabı E şıkkı. Şimdi şöyle bir bakacak olursak fizyolojik sebepleri. Bunlar fizyolojik sebepler. Soru bana ne verdi? Gebeliği verdi. Beta HCG negatif olduğunu söyledi. Bununla alakalı hastanın anamnezinde herhangi bir şey yok. Hipofizer sebepler ikinci planda kalıyor. Çünkü prolaktin düzeyi bu hastada arkadaşlar 200'ün altında. Bu yüzden diğer sebeplere bakmak lazım. Hipofiz sap hasarı benim için gene önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Bakın. Hipofiz sap hasarı yapan, hipofizde bir kitle varsa bu prolaktinoma olmak zorunda değil.
başka bir kitle olabilir. Akromegali olabilir, Cushing hastalığı olabilir. Bunlarda da hipofiz sap hasarı arkadaşlar, dopaminerjik inhibisyonu ortadan kaldıracağından prolaktin seviyesi yükselir. Ve şunu unutmayın, hipofiz sap hasarında da arkadaşlar prolaktin seviyesi gene